Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? Dün gece beraber yemek yiyemedik. Ben de kahvaltı hazırlıyorum. Melis çıktı ama. Olsun. Beraber kahvaltı ederiz. Zahmet etmişsin. Onda sette olmam gerekiyor. Katılamayacağım sana. Afiyet olsun. Arkadaşlar ne kadarımız var? Saç hazır. Deniz senin ne kadarın var? Bir 15 dakikamız var. Biraz daha hızlı Deniz. Ay ne kötü görünüyor ya. Sinir oluyorum. Niçin sarı floresan takılmıyor? Nefret ediyorum beyaz floresandan. Tülin Hanım, sizi görmek isteyen bir hanım var. Seyirler için birlikte çalışıyormuşsunuz. Ayşen Hanım. Ayşen mi? Burada mı? Evet. Aa, çağır gelsin. Peki. Çocuklar bir 5 dakika ara verelim mi? Tamam. Ayşen'cim nasılsın? Çok iyiyim. Sağ olun Tülin Hanım. Siz de her zamanki gibi muhteşem görünüyorsunuz. Ay canım benim sağ ol. Şey ben yeğenimi getirmiştim de sete çok merak ediyordu. Merhaba hoş geldin. Merhaba. İnanamıyorum size tanıştığıma. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz acaba birlikte? Sınıftakilere göstereceğim de teyzemizle çalıştığına inanmıyorlar. Ay çok halim bunlar olur. Teyze sen çekersin değil mi? Ver. Hadi geç bakalım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Kötü çıkarsa kimseye göstermek yok tamam mı? Ay mümkün değil. Siz her zaman çok güzel görünüyorsunuz. Zaten fotoğraflarda muhteşem çıkıyorsunuz. Ay canım benim. İsim neydi? Alara. Güzel Alara'cığım. Şimdi böyle yan duruyoruz hafif. Ve böylelikle daha zayıf çıkıyoruz tamam mı? Tamam. Çok. Ay ne kadar güzel çıkmışsınız. Ay Cihan Bey de çok hoş görünüyor. Aman. Tülin Hanım. Ya ben aslında sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Ama bayağı bir düşündüm acaba söylesem mi, söylemesem mi diye ama... Ne oldu? İşle mi ilgili? Melda arkamdan bir şey mi konuşuyor yoksa? Yok 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 öyle bir şey değil. Kesinlikle öyle bir şey değil. Şöyle. Geçen gün... Çiçek geldi iş yerine. Böyle kocaman süslü püslü bir buket. Ben de merak ettim tabii. Yani her gün Demet'e çiçek gelmiyor nihayetinde. Soruşturdum tabii hemen. Benden kaçar mı? Cihan Bey göndermiş çiçeği meğerse. Olabilir. Olabilir tabii yani sonuçta tanışıyorsunuz arkadaşınız. Belki özel bir şeydi. Belki ne bileyim hani doğum günüydü falan filan. Yani ben bilin istedim sadece. Hayatım ben biliyordum zaten. Cihan söyledi bunu bana. Öyle mi? Ha yani ben bilmiyorsunuz diye yani yoksa hani kusura bakmayın ya... Ne bileyim bilmek istersiniz diye düşündüm. Hani benim kocam bir arkadaşıma durup dururken çiçek gönderse... Ama madem sizin her şeyden haberiniz var, her şey yolunda tamam o zaman. Ay Ayşen'cim ya, alemsin gerçekten. Hayatım sen ilk önce bir aday bul, tamam mı? Sonra onun koluna tak. Kocan olduğu zaman tekrar konuşuruz seninle. Olur mu? Haklısınız. Alara, kalk tatlım gidiyoruz. İyi günler, çok teşekkürler. İyi günler tekrar canım. Teşekkürler. Evet, çok iyi oldu. Sen de ne zamandır aklındaydın ama... Bu aralar çok yoğunum. Belki duymuşsundur. Yeni bir işe başladım diziye. O yüzden yoğun çalışıyorum. Aa, hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Nasıl gidiyor? Memnun musun bari? Yani memnunum ben. Yani yoğun çalışıyoruz tabii ama keyfim çok yerinde. Yılbaşı gecesi bile çalıştım. Hadi ya. Gerçekten mi? Evet. Sen ne yaptın yılbaşı gecesi? Yani herhalde Ela ile geçirmişsindir. Evet evet. Birkaç saatini alabildim. Cihan da varmış. Yani tabii ben... Çalışınca beni evde bulamayınca. Cihan... Geldi evet. Üçümüz vakit geçirdik. Bir şeyler içtik, yemek yedik. Televizyon seyrettik işte. Yılbaşı programı falan. Ne güzel. Nasıl geçti yılbaşın? İyi.
Senin? Ay vallahi benim de çok iyi geçti. Yemekteydik arkadaşlarla. İşte vur patlasın, çal oynasın. Ya aslında çıkmayacaktım da yeğenim çok istedi. Ben de onu da götürdüm mecburen. Ay görsen nasıl seviyor dans etmeyi falan. Zaten oyuncu olmak istiyor. Ne güzel. Ben de fırsat bu fırsat dedim. Hazır Tülin Hanım da yeni bir diziye başlamışken kaptım Alara'yı sete götürdüm. Hem dedim bir ortam görsün, hem de bir Tülin Hanım'ı görsün istedim. Ay nasıl sevindi Tülin Hanım, nasıl sevindi. Hemen böyle fotoğraflar falan bir şeyler. Ama ben bir pot kırdım ya. Şaşırmadım. Ya sana gelen çiçekleri bilmiyormuş. Ağzımdan kaçırıverdim. Anlamadım. Canım anlamayacak ne var? Sana gelen çiçeği Tülin Hanım'ın kocası gönderdi ya. İşte ben de onu ağzımdan kaçırıverdim. Neyse ki hiç oralı olmadı canım. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen ya? Tam olarak şunu diyorum. İyi yere tezgah açmışsın, bravo. Ama adam evli Demetciğim. Karısı da dünyalar güzeli. Sen aslında tam olarak şunu diyorsun. Sen benden daha zekisin Demetciğim. Sen benden daha yeteneklisin Demetciğim. Sen benden daha çalışkansın Demetciğim. Hatta sen benden daha güzelsin Demetciğim. Sen aslında tam olarak bunu söylemek istiyorsun. Ne oluyorsunuz ya? Demet gel benimle bir dakika. Demet ne oldu? Ne söyledi Ayşe? Önemli değil. Demet'ciğim söyler misin? Saçma sapan konuşuyor, sinirlerimi bozuyor. Hadi cevap vermeyeyim diyorum, alttan alıyorum, susuyorum. Yok en sonunda beni zıvanadan çıkarttı yani. Ben de verdim cevabını, o oldu. İyi yapmışsın. Ne ben bilmiyor muyum Ayşe'nin manyak olduğunu? Arada sırada geliyorlar ona, da böyle bir laf çakacaksın. Birkaç hafta sakinleşiyor, bak gör. Kusura bakma, sinirlerim bozuldu. Gül gül, rahatlarsın. Bu görüntüler herkesi çok şaşırtacak, az sonra. Hayır yani hangi az sonra ya? Dalga mı geçiyorsunuz? Flash, flash, flash. Yetenekli futbolcu vatan hasreti çekiyor. Flash, flash, flash. İnanamıyorum size. Bir gün anahtarınızı alın be kardeşim. Yani hayret bir şey. Ölürsünüz. Şimdi ben gideceğim. Müşterecekler. Tülin merhaba. Demet. Kusura bakma böyle haber vermeden geldim ama seninle konuşmak istediğim bir şey var. Girsene. Buyur, ben de böyle tek başıma oturuyordum. Cihan'la Melis dışarı çıktılar da. Cihan kızları yemeğe götürdü. Kızları? Ben Melis'le ikisi yiyecekler diye biliyordum. Zeynep'i de aldılar. İyi yapmışlar. Ben de seninle baş başa konuşmak istiyordum. Aslında yani Cihan hakkında konuşmak istiyorum. Değil mi? Cihan biraz bahsetti. Pek konuşamıyormuşsunuz galiba son zamanlarda. Yok öyle bir şey. Gayet konuşuyoruz. Çok üzgün görünüyor bu aralar. Ben biraz sordum ama pek... Yani Demet'ciğim... Şimdi sen bilmezsin ama evli çiftler arasında olur böyle şeyler. Sıkma sen canını. Böyle arada kavga edersin, tartışırsın, bağırırsın. Ama böyle sonunda her şey bir şekilde tatlıya bağlanır. Yani mutlaka tabii ki bağlanır da.
Selma'nın setlere dönüşümlü dört gözle bekleyenleri bir ya, haberimiz var. Çok affedersin. Kusuruma bakma ne olur. Çünkü sabahtan beri az sonra az sonra diye bekletip duruyorlar. Şuna bir bakmam lazım ne olur kusuruma bakma. Alışverişe çıktığımda böyle bir yakaladılar da küçük bir röportajımı izlemek istiyorum. Merhaba. Sizi tekrar ekranlarda göreceğiz. Çekimleriniz başlamış. Evet. Evet, aynen öyle. Bu sefer Tuna'nın karşımıza nasıl bir karakterle çıkacak? Neler bekliyor? Ya bir uzun uzun anlatmayı çok isterim ama çok az zaman kaldı sonra. Yayınlayacağız zaten. Vaktimiz de azaldığı için. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.